Bilimsel Gündem'den merhaba. Bu hafta bir gün arayla karşınıza geliyoruz. Bunun sebebi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD gezisini daha iyi takip edebilmekti. Bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte Erdoğan'ın Trump'la yapmış olduğu görüşmeyi, görüşme konularını konuşulanlar kadar perdelenenleri de ele almaya çalışacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam Erdoğan Çarşamba günü Trump'la görüşmek için ABD'deydi, beraberindeki bir heyetle. Ancak söz konusu dönemde, yani Erdoğan oradayken medya süreci nasıl inceliyor diye baktığımızda canlı yayınlarda Trump'ın azil sürecine dönük haberlerin ağırlıkta geçtiğini gördük. Hatta uluslararası medya ayağı olan CNN gibi, BBC gibi yayın kuruluşları kongreden canlı yayında bulundular. Uzun sürede bu soruşturma sürecini canlı olarak verdiler. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu kadar medyanın da ilgisini gözeterek? Üst üste bindi. Yani aynı gün hakikaten çok Trump hakkında ağır ithamların olduğu bir temsilciler meclisinde ifade verme süreci vardı. Yani evet. Aynı saatlerde falan. Yani muhtemelen benim tahminim kafasının bir kısmı şeyde olmalı. Ki cadı yani, avı dedi zaten. Diyor, o tür şeyleri diyor. Ama mesela işte Kiev'deki büyükelçi çok açık açık her şeyi anlattı aslında. Hani iyiye gitmiyor aslında bu kadar böyle bana sorarsanız. Azle götürebilecek unsurlar var içinde. Hı-hı. Ama muhtemelen cumhuriyetçiler kurtarır Trump'ı. Paralel gündemde de özellikle bizim gibi Türkiye'den gündemi takip eden insanlar da tabii ki Erdoğan ve Trump görüşmesine odaklanmışlardı. Siz bu gelişmeleri izlediniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Baştan bir şöyle genel izlenim alırsak. Yani şöyle bir gitmemesi lazımdı. Evet. Yani gitmemesi için bütün koşullar vardı. Şöyle bir politika izlemeye başladı Erdoğan. Yani 3 tane olay var. Mektup, Ermeni karar tasarısı ve Erdoğan'ın mal varlığını içeren karar tasarısı. Bunlardan bir tanesi gitmemeye yeterdi. Hatta bunlardan bir tanesi elçi çekmeye, büyükelçiyi geri çekmeye ya da yeterdi. Nota vermeye. Tabii. Elçiyi geri çekmek yerine sineye çekme politikasına geçti. Yani ne olursa ve bence bütün süreç en başından itibaren, yani o mektup, karar tasarıları, 17 tane senatörün şey atması, Trump'a mektup yazması, şimdi davet etme, görüşme demesi ve orada yapılan muamele çok kötü bir muameleydi. Evet. Yani bu şöyle, biz Trump yönetiminin, yani bir Amerika demeyelim buna çünkü bu Amerika'da böyle değildi ama Trump yönetiminin periyodik olarak her ortamda, her şekilde yani Türkiye tarafını aşağıladığı bir şeye geçtik, döneme geçtik. Osaka'da da oldu biliyorsunuz. Evet. Orada da işte Türkiye'de otururken böyle onlara Central Casting dedi. Çok güldüler falan. Hollywood şeyine benziyorsunuz dedi. Hani çok güzel görünüyorsunuz gibi. Böyle çok hoşlarına gitti Türkiye'de. Oysa aşağılama ifadesi. Çok büyük bir tanesi, evet. Tabii aşağılama ifadesi. Yani 3. 5. sınıf oyuncu bulan hani şey firması muamelesi yaptı onlara. Burada da bir mesela işte senatörleri çağırmış. Şimdi şeyi tam olarak bilmiyoruz. Bu Türk heyetinin önceden söylendi mi söylenmedi mi bilmiyoruz. Tabii. Bir müsekabiliyet olması gerekiyor. Tabii ki. O zaman sen de milletvekillerini götür. Tabii ki. Yani şimdi böyle ve o senatörlerden bazıları da Erdoğan'a geçmiş. Yani çok eleştirel olanlar. Şimdi bu şey gibi, yani evinize bir misafir davet ediyorsunuz. Onun hoşlanmadığı insanları da çağırıyorsunuz. Hı hı. Hani bari Türkiye'ye yakın senatörleri çağır ki hani bir kolaylar bakın işte siz Türkiye'yi destek oluyor onlar falan. Yani bu görüntü mesela çok dengesiz bir görüntü. Bir de şey de ilginç değil miydi hocam? Bunun basınla paylaşılması, yani tabii ki bütün hepsini paylaşmadılar. Canlı olarak da verilmedi ama yani bizim gördüğümüz yerde işte Erdoğan var. Yanında Trump oturuyor. Karşıda işte senatörler var. Mevlüt Çavuşoğlu ve Pompeo'yu görüyoruz. Ayaktalar, bekliyorlar. Ama yani çok böyle bir yargıçlar kurulunun önüne çıkıyormuş gibi de bir izlenim verdi aslında. Çok, çok çok rahatsız edici o görüntü. Sonrası da mesela basın toplantısında o hani Türk gazeteci Hilal Kaplan evet. Yani, muamele yani bunları çok hani fazla araç veriyor. Bir de orada hani şunu söyleyeyim. Hani şey derler ya efendim biz kendimizi iyi anlatamıyoruz biz de biliyor.
Evet. Trump biliyor. Yani Türkiye'de medya diye bir şeyin olmadığını, Erdoğan'ın oraya götürdüğü gazetecilerin başka bir şey söyleyemeyeceklerini biliyor ve hemen işte ona da sor o zaman dedi falan. İşte gazeteci misiniz yoksa siz şeye mi çalışıyorsunuz dedi. Yani bu ki normalde bunu yapmıyorlar dedi. Aslında hocam. Benim dikkat ettiğim yani Erdoğan Putin'le bir araya geldiğinde hani Putin ABD'ye gitmiyor uzun süredir ama Macron örneğin geçtiğimiz yıllarda ziyaret ettiğinde Trump hadi bir tane gazeteci de sen seç deme bence cüretinde bulunmuyordu. Yani bunun bir prosedürü oluyor. Söz veriyor. Genelde ev sahibi söz vermeyi tercih ediyor. Eşit davranıyor ya da davranmıyor. Çünkü her basın kuruluşunun oradaki muhabirleri de var. Hani bu biraz böyle şey gibiydi. Sanki bile isteye Erdoğan'a hadi birini seç. Biliyor kimi seç yani kimlerden birinin kalkacağını. Ben kafa karışıklığını da anladım. Yani mesela şöyle dalga geçti. Ona sormayacak mısın demesini. Bu olabilir yani aklına gelmemiş de olabilir. İki başkana soru sorabileceğini bilmiyordum dedi mesela ama tabii Türkiye'de bu farklı bir hesaplaşmanın. Yok orada sıkıştırmak istedi. Yani bana sordun bakalım ona da sorabiliyor musun demek istedi. Sen onun ülkende böyle şeyler soramazsın hani demeye getirdi. Bir başka şey aslında dolaylı bir aşağılama yolu. Şey dedi ben hani Mazlum Kobani ile de görüşüyorum. O iyi bir harika bir general dedi. Şimdi ısrarla Erdoğan yani Türkiye tarafı işte terörist. Bir defa şunu anlayamıyorlar. Yani hani PYD, YPG ve hani Mazlum Kobani. Burada terörist deyince terörist olmuyor. Evet onların gözünde özellikle yani. Yani Rusya'da sana şikayet ediyor. Yani yaptığı mesela şey tuhaf bir şeylerden biri. Yani siz tanımıyorsunuz diyor, Rusya da tanımıyor diyor. Bari onu söyleme oradan. Hani şimdi Putin'e şeyi mi, Trump'a mı şikayet ediyorsun? Evet. Hani kendi şeyini, zeminini zayıflatıyorsun. Yani Avrupa da tanımıyor, bilmem kim de tanımıyor. Dolayısıyla da hani bir tek sen zaten terörist olarak tanımıyorsun. Ve bunu sürekli vurgulamak bir şey kazandırmıyor. O senatörlere de işte Kürtler değil şeydir hani. Onlar PYD işte teröristler biz onları ayırır. Ya şeyi anlayamamışlar. Dış politika süreci bir lise münazara yarışması değil. Yani sözlü işte sizin için El-Kaide neyse bizim için. Ya öyle mi not ederiz geçer. Yani bu siyaset değildir. Evet. Yani orada kimseyi ikna edemezsin şeye. Bir hani, de yani yıllardır. Sen bunu söyleyerek onun terörist olduğunu ikna edemez. Ya şaka mı yapıyorsun? Şey götürmüş. CIA belgesi verdik diyor. Ya CIA belgesi niye veriyorsunuz? Orada zaten. Yani CIA belgesi niye veriyorsun sen? Yani sanki bütün bunları bilmiyorlar mı? Yani mesela Mazlum Kobani ne olduğunu, onun background'ını, hani PKK içinden mi geliyor, Öcalan'ın mı şeyi? Manevi oğlu, kimin maddi oğlu falan. Sen bunları sen Amerikalıların bilmediğini mi zannediyorsun? Hani Amerika'ya bakın biz size şunu hatırlatıyoruz falan. Alır kor bir yere dosyayı yani. İşte şey ne bileyim mektup gönderiyorsan o mektubun altında kalıyorsun, eziliyorsun. Efendim takdim etmiş. Evet takdim ettim. Ya şaka mı yapıyorsunuz? Yani mektup iade edilir, takdim edilmez. Evet. Ve zamanında iade etseydim falan. Dolayısıyla buralarda şey çok dediğim gibi dolaylı bir aşağılama vardı. Çünkü Türkiye ile şeyi eşitledi YPG'yi Trump. Yani bana ısrarla terörist dediği bir şey yapıyı. Ben onunla da görüşüyorum, senle de görüşüyorum. Evet. O da benim müttefikim, sen de müttefikimsin. Hatta daha önce şey dedi, hani okulun bahçesinde kavga eden çocuklar öyle görüyor. Ve onu orada teyit etti ve bütün dünyanın önünde teyit etti. Yani ikinizle de görüşüyorum, ikiniz de benim müttefikimsiniz. Sen onu beğenmiyor olabilirsin diyor ama ben onunla çalışıyorum, senle de çalışıyorum. Evet. Amerikalıların birbiriyle anlaşamayan aktörlerle çalışma geleneği 45'ten bu yana var. Evet. Hocam bir de şimdi mektup IŞİD konusuna değinilir ama benim en çok dikkatimi çeken bu S-400'ler ve yaptırımlar konusu oldu. Son olarak bir de şunu da ekleyip bu kısmı sizinle konuşmak istiyorum. Benim de gözlemlediğim kadarıyla yani hem ABD basınının durumu ele alış tarzı hem de Trump'ın kendisine yakın senatörleri çağırması, bu çağırdığı isimler işte Ted Cruz gibi, Graham gibi, Scott gibi isimler aslında Trump'tan bir sonraki dönemde kabinede koltuk bekleyen isimler. Biraz da buraya da oynamak için de gelmiş gibi bir görüntü olabilir, evet. Çizdiler. Çünkü
Erdoğan'a dönük çok sert eleştirileri olan bazı isimler cumhuriyetçi oldukları halde mesela orada yer alma. Demokratlardan zaten hiç kimse yoktu. Ki bazı senatörler zaten buna böyle bir toplantıya katılmayı uygun bulmadıklarını söylediler. Hani senatör senatodadır. İsterse gelir burada konuşur ama bunun yöntemi bu değil yasama diye. Yasama ve yürütme arasındaki ayrıma dikkat çekti. Evet. Ve şöyle gibi geldi bana. Yani Trump'ın bu adımı aynı zamanda Türkiye'nin, yani Trump da sanki buna uğraşıyormuş gibi kişiselleştirilme üstünden. Yani mesela diyor ki işte Erdoğan çok harika bir lider, ben ona da söyledim ama Erdoğan geçen hafta konuşmuştuk sizinle. Israr ediyoruz ki Türkiye Erdoğan'dan ibaret değil. Türkiye politikaları, Türkiye halkları başka şeyler de söylüyorlar. Başka talepleri de var. ABD de keza Trump'tan ibaret değil. En azından ABD yönetimi. Trump sanki böyle bilerek ve isteyerek, biraz da tabii ki bu bizim hükümetimiz açısından da sanıyorum şu an uygun bulunuyor. İkili düzeyde tutmaya özen gösteriyor. İkisi de ikili. Yani ikisi de bundan istiyorlar. Bir şikayet. Liderden lidere siyaset izliyorlar. Hani Amerika'da da, hatta şöyle söyleyeyim, işte Ukrayna Büyükelçisi dedi ki, yani iki tane kanal oldu dedi. Evet. Bir benim kanalım var dedi, hani resmi kanal. Hı-hı. Bir de resmi olmayan kanal oldu dedi, yani dişlerinde ve bazılarından ben çok dışarıda kaldım falan dedi. Yani evet. Trump da böyle siyaset. Tabii Zelenski ile benzer tabii. Bir bağ kurmuştu. Bu S-400 meselesine gelirsek, hı-hı, esas şey buna dairdir, evet, aslında. Fark ettiysen Suriye meselesi konuşulmadı. Evet. Ve Trump bildiğimiz dışında da hiçbir şey söylemedi. Trump da bunun aslında anahtar sözcüğünü dile getirdi. Ateşkes iyi gidiyor dedi. Bunun evet, ve devam şu, edeceğini yani biliyoruz. 30 ile 120 kilometre arasında Türkiye kalacak ve buradan öteye geçemeyecek. Türkiye, hı-hı, onu yokladı muhtemelen Erdoğan. Fakat şu an bunu yapabilecek durumda değil. Hı-hı. Dolayısıyla o iş orada. Belli ki Suriye çok fazla konuşulmamış. Esas evet. Konuşulan şey S-400 meselesi. Hı-hı. Orada da benim tahminim bir anlaşmaya varıldı. Pazarlık da şu, öyle görünüyor. Hı. Hani bunun öğelerini yavaş yavaş ortaya çıkar. Yani Türkiye aktive etmeyecek. Evet. S-400 füzelerini. Yani bir hangara koyacak. Bunun anlamını da biliyoruz. Yani kamyonun arkasındaki boru almış oluyor Türkiye. Evet. Yani aktive etmediğiniz anlamda. Tabii onu kamyonun ara sıra dolaştırıp aksiyonun bitmemesi için hani şey yapmanız gerekiyor. Evet. O kadar. Karşılığında da Patriot alacak. O NATO'nun hava savunma sistemine, yani ta Baltıklardan başlayan, hani ta Küreci'ye kadar giden, Malatya'ya kadar giden bir hava savunma sistemi var. Bütün hava şeyini, hava sahasını kontrol ediyor, evet, NATO. Ona entegre olacak Patriot sistemi. Şey de yapamayacak büyük bir oska, bize teknoloji transferi yapın falan, o da olmayacak. Neyi böyle bir paket program olarak alacak. Karşılığında da F-35'ler. Savaş uçağı projesine Türkiye geri dönecek. Çünkü Amerika'nın satması lazım Türkiye'yi, Türkiye'nin de alması lazım. Zaten söyledi hocam, yani Erdoğan'ın da bu konuşmada işte söylediği, eğer siz bize satmak isterseniz biz tabii ki silah, yani Patriot almak isteriz minvalinde. Benim o sırada hani aklımdan iyi biz de Rusya bütçesine hani katkı yapmış olduk dediğiniz, aynen, gibi boru aldık. Aynen. Paramız çok zaten. Aynen. Hani sürekli silaha yatıralım. O şeydi, yani Suriye konusunda Rusya'ya ödediğimiz bir diyette. Bunu evet. Zaten hani söylüyoruz arada. Dolayısıyla da hani Putin de şu anda kazanmış durumda. Putin de bunu çok fazla daha önce de zaten sizinle konuştuğumuzda şeyi söylemiştik. Yani Rusya için Türkiye bir müşteri. Tabii ki NATO üyesi olan ayrıcalıklı çok bir müşteri. Çok kazançlı çıktı. Evet. Yani Amerika ile Türkiye arasında anlaşmazlık yarattı. S-400 sisteminin çok şeyini yaptı, reklamı oldu, çok konuşuldu çünkü NATO üyesi, yani ikinci büyük ordusu Rusya'dan füze savunma sistemi alıyor. Anlaşıldığı kadarıyla şöyle söyleyeyim, hani yeni bir şey açacağız, sayfa açacağız vesaire. Bu şey gibiydi. Yani, yaptırım peki hocam? Yaptırım olmayacak, hı hı, büyük bir olasılıkla. Kaç gibiydi? O şey S-400 meselesi Trump'ın Erdoğan'ı kollamasını da engelliyordu. Evet. Onu da bir engelledi. Ondan kurtulursa daha rahat işleyecek. Hiç böyle şeyler abartılıdır. Hani Türkiye Rusya'ya yaklaşıyordu da falan. Türkiye'nin Rusya'ya falan çok yaklaştığı yok. Türkiye Batı sistemine ve Amerika'ya bağımlı bir ülkedir. Ve bu bağımlılığı kopartabilecek bir gücü de yok Rusya'nın. Bir alternatif de yok. Bunu da Amerikalılar çok iyi biliyorlar. Marjı kullanmaya çalışıyor. Pazarlık şu, hani biz tamam, hani bunu almıyoruz. Hani sizin yanınızdayız ve biz de iktidarda kalalım. Anladım hocam. Erdoğan'ın dış desteğini ve iktidarda kalış sürecini uzatma
gezisiydi bu. Bunu koparmış gibi duruyor. İşin özü bu aslında. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Güzel bir toparlama oldu. En azından konuşulmayan işin perde arkasına da değindik. Çünkü çok vitrini gördük gezi süreci ve basın toplantısı kısmında. Küresel gündemde bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD gezisini konuşulanlar kadar konuşulmayanları ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.